Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5'in SSD'sini yükseltiyoruz. Malum üstünde kullanılabilir 800 GB var. Artık PlayStation Plus üyeliği ile birlikte oyun denemeleri arttı. Denemeler artınca da PlayStation 5 doğal olarak yer kalmadı. Ben normalde 2 TB hard kullanıyorum PlayStation'ı. Onunla PlayStation 4 oyunlarını depoluyorum fakat 4 oyunları 5 oyunları ne yazık ki hard diskte çalışmıyor. 4. 4. nesil bir SSD istiyor. Dolayısıyla Amazon.com'da da böyle bir fırsat varken fiyat performans ürünü olan Samsung'u tercih ettim. Ülkemizde yaklaşık 3000 ve üzeri fiyata satılırken ben bunu Amazon'dan Amazon Türkiye üzerinden satış Amazon Almanya olmak üzere satın aldım. 2000 liraya yaklaşık bir haftada geldi. Yine kendisine bir soğutucu aldım. Bu da Amazon üzerinden. Ee, bu da Çin'den geldi. 3 günde geldi. Bu da 150 lira civarıydı. Yani 2150 liraya bu işi halletmiş oldum. Kur şu an 18.60 seviyelerinde iken. Ee, oldukça da güzel yorumları var bu SSD'nin. Yani zaten markası Samsung olunca herhangi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. 5 yılda garantiliymiş. Tabi bu e, yurt dışına alanlarda garanti nasıl oluyor onu pek bilmiyorum ama sonuçta bir Amazon biri Samsung ki SSD'de herhangi bir problem yaşayacağımı da düşünmüyorum. Dilerseniz birlikte bir e, kutularını açalım. Evet yine okumayacağımız bir kılavuz. PlayStation bu arada yeri biraz dar. Yani her soğutucu olmuyor. Zaten bu ürünün linkini aşağıya bırakırım. Orada da PlayStation 5 uyumlu yazıyor. Ee, SSD'mizi bunun içine koyacağız. Bu alüminyum. Bakır değil. Bir soğutma sağlayacağını düşünüyorum. Tornavidası da içinden çıktı. Bir adet de vidası mevcut. Şurada da termal petleri var. Bunları uygulayacağız az sonra. Evet sıra SSD'mizde bunu da açalım. Evet. Yani görün isterdi 2 TB olsun. Fakat 2 TB'ın fiyatı 45 5000 bin lirayı buluyor. Ne yazık ki artık 1 TB'de ye yetineceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Yine Samsung yazısı mevcut. Ee, zaten bunu PlayStation'a taktığınız anda direkt biçimlendirecek. Herhangi başka bir işlem yapmaya gerek yok. Yani ee, çok takıntılı Açıkçası ben uğraşmak istemiyorum. Bunu bilgisayara takar. Firmware güncel mi değil mi ona bakarsınız. Ya da en güncelini yüklersiniz. Daha sonra PlayStation 5'e takarsınız. Ee, Ortada ben bir kaldırayım. Tekrar bir montaj edelim. Evet, kutuları kaldırdım. Şu an SSD'miz var. Ee, nazikçe şu etiketi sökmemiz lazım ki termal pet işlevini yerine getirsin. Evet, şu şekilde kaldırmaya çalıştım. Ee, yine nazik bir şekilde, yavaş yavaş bu etiketi söküyoruz. Evet etiketimiz hazır ve nazır. İsterseniz buraya da yapıştırabiliriz. O çok önemli değil. Şimdi sırada soğutucumuzu sökeceğiz. Şu an soğutucumuzu da söktük. Dört vidasını termal etiketimizi alıyoruz. Evet, termal etiketimizin iki tarafındaki jelatini de söküp bu şekilde buraya yerleştireceğiz. İnce bir işçilikle hemen bunu yerleştirdik. Evet dostlar bu şekilde termal pedi altta, SSD'yi üstte koyduk. Diğer termal pedi de hemen çıkartayım. Bunu da yine kısa devre olursa SSD'yi koruma amaçlı bu şekilde üstüne koyacağız. Sonra vida denk vida yerlerini denk getirip vidalayacağız. Evet dostlar şu şekilde dört tarafından vidaladıktan sonra sıra PlayStation'a geldi. Birlikte PlayStation'a geçelim. PlayStation'ın Blu-ray'li tarafını kaldırdığımız zaman bizi burada bir kutucuk karşılayacak. İşte bu kutucuğun hemen vidasını söküyoruz. Zaten tek bir vida. Kutucuğu açmaya yardımcı olacak. Şimdi SSD'yi buraya takacağız. Burada SSD'nizin boyuna göre sayılar var. Bizimki 80 olması lazım. SSD'yi şu vidayla montajını sağlayacağız. Vidamız hazır. SSD'mizi alıyoruz bu şekilde hemen bakın tık sesiyle SSD oturdu şimdi arkası tabi biraz havada kaldı bunu da e, vidayla düzelteceğiz evet bu şekilde vidamızı da kapattıktan sonra işimiz tamamlanıyor şimdi e, sıra geldi üst kapağı bazı arkadaşlar üst kapağı kapatmıyor niye çünkü bu pervane fan çalıştığı zaman burayı da soğutur diye fakat bunu Reddit'te arkadaşlar araştırmış yabancı dostlarımız e, Mantıken kapak açıkken daha çok soğuyacağı düşünülse de e, kapağı kapattığınız zaman SSD'nin daha az ısındığı tespit edilmiş e, yani bunu tekrar kanıtlamaya bence gerek yok. Dolayısıyla kapağı tekrar kapatalım. Yapmanız gereken tekrar bu vidayı montaj etmek ve işlemimiz tamamdır. Zaten PlayStation 5'e güç verdiğiniz zaman e, direkt ekranda biçimlendiril olarak çıkacaktır. Biçimlendirip bu şekilde SSD'yi kullanabilirsiniz. Benden şimdi bu kadar. Sizlerle birlikte PlayStation 5'in SSD'sini 1TB ekledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.